canım? Yiyebiliriz. Şu menüleri bir bakayım ben. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz yani, bunun açıklaması yok, hoş geldiniz. Şimdi bir Türk Danimarka'da iş kurabilir mi? Yani Avrupa hayali olan insanların izlemesi gereken yol. Yani hayal mi gerçekten, gerçek mi? Yoksa hiçbir zaman imkansız bulunur. Danimarka'nın kuralları, çalışma, oturum izni, aile başvurusu, bu tür başvurularda nasıl davranılıyor? Yani Danimarka hükümetinin yabancılara karşı tavırları ne düşünüyorlar? Yani istiyorlar mı bizi, istemiyorlar mı? Danimarka'nın trafik kuralları, politik durum, göçmenler, Danimarka'nın sağlık sektörü. Yani Danimarka'da aklınıza gelebilecek her şey. Eğitim sistemi aynen çok yaşayan. Yani Danimarka'da aklınıza gelebilecek her şey. Size en iyi anlatabilecek insanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Tabii burada Türkiye'den gelen bir insan olduğum için yani 3 sene oldu, 3 sene olmadı bile hatta. Yaşayan bir insanın bunları size anlatması. Ve daha yaşayacakların. Yani aynen. Yani sadece 3 sene bile olmadı. Yani Türkiye'de gelen üniversite bitirip gelen bir insanım bu arada. Yani Türkiye'de... Kendisi tıp okudu bu arada. Yani, ya tıp olmasa da tabii ki lojistik bölümünü okuyan bir insanım yani bugün Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde. Sonuçta beni tanıyanlar çıkacak zor. Lojistik mezunu, üniversite mezunu bir insanım bu arada. Beni burada gören, üniversite mezunu ne yapıyorsun burada dediklerinde tabii cevap veremiyoruz. Yani çok şaşırıyorlar. Niye? Çok çabuk işe girdim. Sadece ya, kendi mesleğini yapmadığın için şaşırıyorlar. Ya tamam şaşırıyorlar. Çok çabuk işe girdim. Bu ayrı konu ama hani insanın biraz kendi karakteriyle alakalı. Hani senin ve diplomanın bir etkisi olmadı. Şu an diplomam, üniversite diplomam var. Ama duruyor orada. Ama üniversite diplomanın sayesinde işverenlerin seni biraz daha ciddiye aldı. Ya olabilir ama hani en azından yine tamamen kişisel insanların kişisel hareketlerinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Doğru. Yani bugün istiyorsan yani ben bugün Danimarka'ya gelmeyi istiyorum dersen yani kesinlikle bunu imkansız diye bir şey yok. Yani bunu yapabilirsin yani. Ama çok zor. Zor. Bizimki diyorum. Kolay oldu ama çok zor. Zor. Bizimki kolay oldu. Nasıl kolay oldu onları da anlatırız. Ama imkansız diye bir şey yok. Benim hayatımı anlatsam zaten size hani yani. Kişisele girmeyelim İbrahim Bey. Evet anlatmayalım. Kişisel durumlara girmiyoruz. Yani buradaki farkı görebiliyorsun. Yani bu benim avantajım. Yani tecrübe sahibiyim. Yani seninle aramızda çok fark vardır. Türkiye'deki Türkiye ile buraya kıyaslarken hani bir tecrübe edindim. O yüzden ben daha bu konuda biraz daha aydınlatıcı bir köprüyüm diyebilirim. Ya ben de buradan yaşadıklarımla YouTube üzerinden bir köprü olup insanların yararlanmasını istiyorum. Danimarka'da nerede yemekler yiyebilirim? Mesela şu an yediğimiz bir yer, benim yemek yediğim bir yer. Burası uzun çarşı diyoruz biz buraya. Hani ama bizim Danimarkalılara söylediği hani tam söyleyemem tabii ki. Stroll. Yani uzun lafın kısası uzun çarşı. Yani Türkiye'den buraya gelip kısa vadede 6 aylık veya 7 aylık çalışabilir miyim? Para biriktirip gidebilir miyim? Yani insanın hayalindeki şeydir bu. Yani para biriktireyim, biraz kasayım, döneyim. Yani aslında insanlar için önemli bir şey burada. Bugün bu videoyu izliyorlarsa veya abone oluyorlarsa çalışma izni. Danimarka'ya gelmek nasıl gelinir? Google'a bunu yazılır. Danimarka'ya nasıl gelinir? Danimarka nasıl bir yer? Tavsiye eder misin orada için mi? Yo ayrı bir konu. Yani Danimarka'da Erasmus yapabilir miyim? Eğitim sistemiyle ilgili. İşte Danimarka, her insanın bir Danimarka, bir yurt dışı şeyi var. Hangi meslekle gelirsen daha kolay iş bulur. Ha. Danimarka'nın maaşlarını duyduğunuz zaman göreceksiniz. Yani ne kadar yüksek. Yani 80 bin kron aylık alan insan biliyorum ben. 80 bin kron. 35 bin kron maaş alıyor benim şekil. Şu an 19 yaşında. 19 yaşında 35 bin kron maaş oluyor yani. 19 yaşında da. Tabii bunun yanında biz gezdiğimiz yerleri de göstereceğiz. Yani Danimarka'da gezilebilecek yerler. Tabii ki bazen yurt dışında çıkabiliyoruz. Hani
tatillere gidebiliyoruz. İtalya, Fransa olsun, İspanya. Yani bu tür yerlere gerçekten gitmek Danimarka'da yaşayan insan için çok çok uygun. Yani bir sürü avantajı var. Biz burada amacımız eğlence. Tamamen doğru bilgiler vermeye çalışmak. Doğru bilgiler vererek zaten insanları toplarsın. Ben buradan fikirim. Çünkü yanlış bilgi veriyorlar. Ben görüyorum bazı YouTube kanalları var. Tamamen saçma. Hani tamam söyledikleri doğru da hani şuradan yani sağ taraf sağ kulağın duyduğu ya sol kulağın duyduğu farklı yani. Hele ki bir Türk, hele ki bir Türk profiliyse yani Türk profilinde yani herkes yani biliyorsunuz bir laf vardır bizde. Yani bir yerde işediyse bir yerde hani siz anladınız onu. Yani çok çirkin. Anlamı bu. Ya ama uzun lafın kısası bu. Yani elinde bilgisi olmadan yorumlar yaparak bilgi vermeye çalışıyorlar. Doğru mu? Yani elinde bir belge yok. Diyor ki mesela kovada alacaksın diyor. Konsolosluğa gideceksin. Oradan izin alacaksın diyor. Yani izin bir kere nasıl alınıyor? Çok doğru. Evet. Yani insan önce konsolosluğu bulacak. Konsolosluğun nerede olduğunu tamam şeyden bulabilir haritadan. Ama konsoloslukta hangi bölüme gidecek? Ne yapacak? Değil mi? Çalışma izni olacak mesela. Oturum izni alacak. Konsolosluğa gidiyorsun. İşte başvuru yapıyorsun. Ben ailemle kalmak istiyorum diyorsun. Bak alıyorsun. Ben burada çalışmak istiyorum. İş kurmak istiyorum diyorsun. Onlar tak veriyor. Ya böyle bir şey yok ki. Hani sizin 2 dakikalık bir olay değil. Yani burada bir hemfikir olalım. Yani demek istediğim şu. Kağıda dayalı. Yani elimizde belgelerle beraber. Yani %100 Danimarka'da hiçbir zaman %100 kurallar %100 değil. Değişebiliyor. Şöyle bir bakmışsın bir sene sonra bir daha farklı. Doğru mu? Doğru. Her sene bir kanun geliyor. O yüzden eşim bu arada komünede çalışıyor. Yani komüne dediğimiz olay burada. Türkiye'de bir devlet belediyesi yani belediye. Belediyenin entegrasyon bölümü yani. Bu yani Türkiye'de böyle bir göçmenle ilgili bir kanunlar fazla olmadığı için hani tam açıklayamam ama hani yani eşim bu kanunlara gidiyor. Şimdi ben burada %99 doğru bilgi vereceğim dedim ya. Neden söylüyorum? 3 senede ne öğrenmiş olabilirim ben? Tabii ki de hani çok fazla bir şey değil. Eşim burada doğup büyüdüğü için ve Danimarka hükümetinin içinde olduğu için yani ne demek? Danimarka hükümeti belediyede çalışıyor yani. Bu bölümlerle göçmen, aile birleşimi yani bir sürü işlemler, kimler oturum izni alabilir vesaire. Yani kanun tamamen bildiğiniz çalışan yani. O yüzden yani doğru bilgiler vereceğiz. Yani insanların burada oturum alması için kaç sene çalışması lazım, işte ne yapması lazım, şu yapması lazım. Ya dediğin gibi kulaktan dolma bir sürü bilgi var ortada ama görüntü kirliliği. Tamamen görüntü kirliliği ve her zaman hiç kimse de doğru cevabı bilmiyor. Pat o güzelmiş deyip çıkıyor, hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Bazen de tam tersi zor dediği bir şey kolaymış diyebiliyor. İleride bu konuyla ilgili de bir iş açmayı düşünüyoruz kendisine. Hani aile birleşimle ilgili ya danışmanlık yani nasıl yapılabilir? Türkiye'den buraya dönüş, pardon Danimarka'dan Türkiye'ye dönüşlerde, aile birleşiminde, oturum izinlerinde, vizelerde yani danışmanlık yapmayı düşünüyor işi. Yani ben ona yardımcı olacağım. İleride böyle bir sistemi kurmayı düşünüyoruz. Yani böyle bir iş kurmayı düşünüyoruz. Ama şunu gördüm. Yani hukuksal olarak kanunları ben bildiğim kadarıyla mesela trafik kuralları. İnsanların kullanılan trafik kuralları hani o diyor ki işte Danimarka'da ehliyetsiz araba kullanırsan 5000 kron o diyor, 1000 kron o diyor, 10 değil. Yani polisin sana verdiği kağıtta böyle yazan bildiğiniz orijinal yani o kağıdı size göstererek yani belgeleyeceğim. Belgeli. Yani burada ben size elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. İnşallah da başarılı bir kanal olur. Yorumlar konusunda da yorum yaparak bizlere istediğiniz konuları söyleyebilirsiniz. Fikir sahibi edinebiliriz. Fikirlerinizi söyleyerek biz de bir şeyler düşünebiliriz. Yorumlarınız bizim için değerli. Abone olmayı unutmayın. Burada şurada. Şurada abone tuşuna. Şurada mıydı ya? Ya buradaydı ya buradaydı. Ya da burada. Tamam neyse. Abone olmayı unutmayın. Ne kadar çok destek verirseniz o kadar çok büyüyebiliriz. Çok kaliteli şeyler görürsünüz. Beni desteklediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarla karşınızda olmak dileğiyle.